İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Halk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bir mercekte daha Ümit Zileli ben ve stüdyo konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam kalabalık bir kadroyla sizlerle birlikteyiz. Ümit Zileli, bir açılışta senden rica edeyim. Bu ülkenin yurtsever, bu ülkenin aydınlık insanlarına yürekten sevgiler. Sahiden muhteşem kadro. Ne sorarsanız cevap verebiliriz bu akşam. Evet. Her konuda konuşulabilecek bir kadroyla karşınızdayız. Hadi tanıtalım o zaman. Evet, hemen sağ yanımda Bartu Soral var, ekonomist, Birleşmiş Milletler eski kalkınma müdürü aynı zamanda. Ekonomiyle ilgili son gelişmeleri bir de ondan değerlendirmesini isteyeceğiz. Ve hukukçu, avukat Salim Şen bu akşam bizlerle birlikte. Konuşulacak çok şey var. Saatlerdir mesajlar geliyor hem mağdurlardan hem yeni gelişmelerle ilgili. Onları masaya yatıracağız bu akşam. Ve doçent doktor Barış Doster bizimle birlikte. Dünyanın gündemi bugün alev alev. Alev alev. Ona alev. Soracağız. Hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız efendim. Neler oluyor? Tabii bir taraftan da Türkiye'de seçim gündemi hakim. Ama bugün dünya nefesini tuttu ve Orta Doğu'da yaşanan dramı maalesef izliyor. Hep birlikte izliyoruz. Amerikan Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tabii dünyada bu çok büyük bir yankı bulmuştu. Gerilim sürüyordu ve bugün de maalesef pek çok ölü var, pek çok yaralı var. 52 kişi hayatını kaybetti. 1700, en son editörüm söyledi, 1800'e yakında yaralı var Kudüs'te. Ve nasıl yaralı acaba? Evet, yani bilmiyoruz tabii. Sadece bilmiyoruz. Yaralı diyoruz ama umarım ölü sayısı çok yüksekleri. Evet. Çıkmaz. Tabii burada bugün de Kudüs'e taşınan Büyükelçilik binasının açılışıyla birlikte bu gerilim artık neredeyse son noktasına vardı. Tüm bunları hep birlikte değerlendireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Yani, bu öyle bir şey ki alay ediyorlar sanki dünyayı. Daha bundan aylar önce bu Kudüs meselesi ortaya çıktığında Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapılmış ve 128 ülke buna hayır demişti. Amerika ile birlikte 3-5 tane Afrika vesaire 9 ülke. 9 ülkeydi. Ama yani isimlerini bile yeni duyduğumuz ülkeler de vardı aralarında. Onlar evet dediler. Bir de çekimserler vardı. Ama 128 ülkeden söz ediyorum. Bunun içinde Fransa'sı da var, Almanya'sı da var. Ya yani büyük ülke olarak konuşursak Rusya'sı var, Çin'i var. Türkiye'de tabii hayır diyenler arasındaydı. Hayır dedi buna karşılık ve ben açacağım orada dedi. 14 Mayıs tarihi de verildi aradan geçen bir süre zarfında. Ve bugün hiçbir sapma sekme olmadan damadı Yahudi asıldır. Jared Kushner'di galiba adı. Kızı Ivanka bizzat katıldılar törene. Kendisi de telekonferansla katıldı ve barıştan bahsettiler. Barıştan bahsettikleri tam o sıralarda binlerce insan füzelerin, gaz bombalarının ve hakiki mermilerin altında can veriyordu ve yaralanıyordu. 53 ölü şu ana kadar ve 1800 civarında da yaralından söz ediliyor. Ben sana sormak istiyorum. Senin bir yazın vardı hatta son. İran'la bir savaş meselesinden söz ediyordun. Bu da onun parçalarından biri herhalde diye düşünüyorum. Ben ne dersin? Kesinlikle maalesef. Ben de öncelikle hayatını kaybeden herkese buradan başsağlığı diyerek sözlere başlamak istiyorum. Maalesef İslam dünyası, maalesef Orta Doğu, maalesef Mustafa Kemal Paşa'nın o muhteşem tanımıyla mazlum milletler coğrafyası eğer bir araya gelemezse, eğer aydınlanma ortak paydasında, yurttaş kimliği ortak paydasında, ulus bilinci ortak paydasında, toplumcu bir cumhuriyet ortak paydasında buluşamazsa, eğer etnik ve mezhepsel aidiyetler, mensubiyetler, eğer ortaçağ kalıntısı, feodalizm artı kimlikler üzerinden birbirini yemeye devam ederse ve yine maalesef bu olaylarla daha uzun yıllar karşı karşıya kalırız diye düşünüyorum. Bakınız ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik planlarından söz ettik mi en temelde 3 maddeyi sıralamamız gerekir. 3 temel madde. Bunlardan birincisi ABD'nin stratejik ortağı olan İsrail'in güvenlik endişelerinin giderilmesidir. ABD'nin 2 stratejik ortağı vardır. Biri İsrail, diğeri İngiltere. Bunlardan ikinci önemli madde İran'ın kuşatılması, İran'ın dizginlenmesi, İran'ın denetlenmesidir. Ve eğer mümkün olur ise ABD açısından, İsrail açısından, Avrupa Birliği açısından İran'da rejimin değiştirilmesidir. Ve bir üçüncü madde ise şudur. Enerji kaynaklarının ve enerji geçiş güzergahlarının ABD emperyalizmi tarafından denetlenmesi, kontrol altına alınması. Son 8-10 yılda bu üç temel maddeyi iki de yeni madde, iki tali madde eklendi. Bunlar da ABD'nin en büyük iki rakibinden kaynaklanan iki madde. Nedir o?
son yıllarda Rusya'nın Orta Doğu'da artan ağırlığının, artan nüfuzunun geriletilmesi ve ABD'nin en büyük iktisadi rakibi olan, eskilerin deyimiyle hasmı canı olan ekonomik anlamda Çin'in enerji tedarik ettiği, enerji temin ettiği Orta Doğu coğrafyasında Vana'nın başında ABD'nin elinin olması. Bu da iki tali madde. Bu bağlamda baktığımızda aslında Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi zaten. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın bütün atamaları, hani o yeni konservatif ekip dedikleri, ne okul ekip dedikleri, yeni muhafaza dedikleri ekibin en şahin, en savaşçı, en küstah, en barbar kadrolarının ama bakan, ama bürokrat olarak görevlendirilmesi zaten Orta Doğu'da İsrail'in bütün ihtiyaçlarının temin edileceğinin ve İran'a yönelik çullanışın, Suriye üzerinde İran'la ve yine Suriye üzerinde Rusya ile yaşanan vekalet savaşında temponun, vitesin daha da yükseltileceğinin kanıtıydı. Kimi getirdi Dışişleri Bakanlığı'na? CIA'nin eski başkanını, direktörünü Pompeo'yu getirdi. Kimi getirdi Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na? Steve Bannon'u getirdi. Kimi önerdi CIA'nin başkanlığına? Gina Haspel'ı önerdi. Gina Haspel, zanlıların, sanıkların konuşturulmasında işkence yöntemlerini savunan biri. Ve Haspel'ın bizzat gözetim altında yaptıran bir özelliği yani. Daha var. Türkçe biliyor ve Rusça biliyor. Yani Orta Doğu ve Avrasya konularına o bölgenin iri kıyım ülkelerinin dilini bilecek kadar hakim bir müstakbel SİHA başkanından söz ediyoruz. Şimdi bunları alt alta yazdığımızda emperyalizmin ihtiyaçlarının ve önceliklerinin Orta Doğu'da yansımasını görüyoruz. Peki biraz da gelelim İslam alemine. Az evvel senin dikkat çektiğin üzere sevgili Ümit abi, Birleşmiş Milletler'deki oylamadan sonra İslam alemi daha ileri bir hamle yapabildi mi? Hayır. Yapamadı. İslam alemi kendi arasındaki etnik ve mezhepsel kavgaları, Sünni-Şii kavgasını, Arap-Fars kavgasını bir kenara koyabildi mi? Koyamadı. İşte Irak'ta tablo ortada. İşte Suriye'de saflaşma bir meydanda. Bir tarafta Rusya var, İran var, Suriye var. Kısmen son birkaç yıldır Türkiye var. Türkiye'nin de ne kadar kararlı ve tutarlı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Hani Astana süreci ve Soçi zirvelerini atfen söylüyorum bunu. Çünkü bir tarafta onun altında bizim ıslak imzamız var ama diğer tarafta da ABD Suriye'yi bir bombaladıktan sonra evet ama yetmez diyoruz. Bir de tarafta da ABD var, İsrail var, başta Fransa ve İngiltere olmak üzere ABD'nin Avrupalı emperyalist müttefikleri var ve maalesef kim var? Bir de Suudi Arabistan var, Kuveyt var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Yani Körfez'deki Suudi Arabistan arkasındaki biriken uşaklar var yani. Evet, yani ABD'ye adeta haraç ödemek zorunda olan bu Körfez'deki Sünni Arap rejimleri var. Eğer İslam alemi bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha çıkarmasının mümkün değil. Ama eğer İslam alemi kendi arasındaki bu etnik ve mezhepsel kavgaları bir kenara bırakmaz, emperyalizmin oyununa gelir, Sünni, Şii, Arap, Fars, Türk, Kürt ve benzeri hiçbirimizin arzu etmediği aidiyetler üzerinden kavga etmeye devam ederse ne Filistin meselesi çözülür ne de Suriye'ye, Irak'a yakın zamanda huzur, refah, adalet, demokrasi. Orta Doğu demek bunun. Evet. Peki daha güncelin. Şeyde gelelim. Şimdi Kudüs'te kanırta Amerikan Büyükelçiliği açıldı. Gerçi İngiltere başta olmak üzere birçok ülke biz asla böyle bir şey düşünmüyoruz dediler. Ama bu işler hep böyle yürür. Önümüzdeki zaman içinde neler olacağına bağlıdır daha çoğunlukla. Bizde de İstiklal Savaşı'nı bitirdikten sonra yıllarca Ankara'ya gelip Büyükelçilik açmamışlardı hatırlıyorsanız. Tepkileri de izlemek lazım. Sonra neydi bizim Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, ne yapa yapa gidecektiniz diyor. Tıpış tıpış gittiler, açtılar o büyükelçilikleri. Burada da tam tersi bir şey yürüyebilir. Peki bundan sonra ne olabilir? Ne dedin ya sen son şeyini, en ufak bir huzur falan kalmadı orada. Peki bundan sonrasında Filistin'de, Orta Doğu'da taşlar nasıl yerinden oynar? Bunun İran'a saldırıyla bağlantısı nasıl bir şekilde kurulabilir? Şimdi İran ile ABD, İran ile Suudi Arabistan arasındaki vekaleten savaş Lübnan'da devam ediyor.
Suriye'de devam ediyor. Vekaleten gerilim Irak'ta devam ediyor. Yemen'de devam ediyor. Ve buralarda İran geri adım atmıyor. Lübnan'da elinde altında önemli, savaş kabiliyeti yüksek, örgütlü bir yapı var Hizbullah. Ve en son geçen hafta yapılan seçimlerde Hizbullah'ın öncülük ettiği ittifak açık ara zaferle çıktı. Demek ki İran geri adım atmayacak. Zaten İran'ın cephe gerisinde Rusya var, Çin var. 14 Mayıs önemli bir tarih. Niye? Çünkü 14 Mayıs 1948 İsrail'in kurulduğu tarihtir. Yani kuruluş tarihinde bu adımı atmak, hani Anadolu'da güzel bir laf var ya, bile bile neredeyse demektir. Kuruluş tarihinde bu adımı atmak adeta kör gözün parmağına misali Orta Doğu'daki aleve daha büyük alev toplarıyla adeta odun taşımak demektir. Şimdi bundan sonra ne olacak? Eğer bundan sonra İslam alemi aklını başına devşirmezse, eğer İslam alemi özellikle Körfez'deki Sünni, Arap, Vahabi, Tekfirci, Selefi rejimler ABD'nin bu bölgedeki uzantısı, işbirlikçisi, aparatı olarak çalışmaya, devam ederlerse bundan sonra bu gerilim maalesef İran'a, maalesef Suriye'ye, yani giderek bizim sınırlarımıza doğru daha fazla yaklaşmaya başlar. Burada yeri gelmişken... Yaklaşacak bir yerde kalmadı gerçi. Hemen şunun da altını çizmek gerekiyor. Bakınız, bizi çok yakinen ilgilendiren bir gelişme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Ben adımı ona borçluyum. Bakınız 44 yıldır adada tek bir Türk'ün, tek bir Kıbrıs Türk'ün burnu bile kanamadı. Bu bizim o haklı, o güçlü ve o meşru olduğumuz davada tezlerimizin ne kadar sağlam olduğunu. Adadaki iki farklı, iki egemen, iki eşit devlet temelinde ısrar etmenin, Türk ordusunun etkin ve fiili garantörlüğünde inat etmenin ne kadar haklı bir siyaset, ne denli doğru bir diplomasi olduğunu ortaya koydu. Burada yeri gelmişken bir kez daha Türk devlet geleneğinin son parlak temsilcisi Rauf Denktaş'ı da rahmetle anmak durumundayız. Peki KKTC'de sıfır garanti diyenler, KKTC'den Türk askerinin çıkarılmasına, Türk Barış Gücü'nün tasfiyesine olur diyenler acaba şu Filistin'de olanlardan hiç ders çıkarıyorlar mı? Bir izin verirsen ben yazı yazdığım için hatırımda dedi ki Derviş Eroğlu, 3. Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs. Dedi ki Sayın Mustafa Akıncı görmüyor mu dedi. Bir garantörü olmadığı için Filistinlilerin düştüğü durumu görmüyor mu dedi. Açık açık sordu bunu. Ve bir anlaşma var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin adıyla anılan. Geçen sene o anlaşmayı kabul etmiyor. Gitares planı. Gitares planı. Gitares planında bir madde var. Öbürleri o kadar önemli değil. Adadan Türk askeri çıkacak. Sadece garanti 650 asker kalacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bütün herkes orada Kıbrıs üzerinde oyun oynarken ardına bakmadan adayı terk etmesi ve Akdeniz'de hiçbir şekilde hiçbir varlığının kalmaması anlamına geliyor. Bunu kim teklif etti? Geçen sene reddeden Mustafa Akıncı teklif etti. Dedi ki Gitares planına geri dönelim. Anastasia da size söylüyor. Yani Rum tarafının Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Kabul edin biz de kabul edelim. Ben şaşkınlık içinde yazdım. Dedim ki bunu tek başına Mustafa Akıncı karar veremez. Verebilir mi? Verebilir mi? Asla veremez. Şöyle ki adanın stratejik önemi, hadi onu bir kenara koyalım. İngiltere'nin güney kesiminde iki adet üssü vardır. Agropur ve Dikelya. Ondan İngilizlerin asla vazgeçmemesini, hadi onu da bir kenara koyalım. Peki biz de şimdi kazanmış haklarımızdan, çıkarlarımızdan, kazanlarımızdan ödün veriyoruz. Bakınız Kıbrıs adasının etrafındaki o enerji zenginliği dikkate alındığında, birazdan Bartu Bey onlar da değinecektir sanırım uzmanlık alanı gereği, Güney Kıbrıs Rum kesimi ki onu maalesef Avrupa Birliği Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla ve bütün adayı temsilen tanımıştır. Güney Kıbrıs diyelim 1, Yunanistan 2, İsrail 3 ve Mısır 4. Enerji odaklı projelerde bu kadar bir araya gelirken, Türkiye'yi hep devre dışı bırakırken, Türkiye'nin için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün kazanlarından geri adım atmaya zorlanmaktadır. Dünyada emperyalizmin federasyonları, konfederasyonları tasfiye etme planını hadi anladık. Peki siz Yugoslavya'yı bölüp parçalıyorsunuz da, siz Irak'ı bölüp parçalıyorsunuz da, siz Suriye'yi bölüp parçalıyorsunuz da, Kıbrıs adasında niye iki farklı halkı ısrarla bir araya getirmeye istiyorsunuz? Bu emperyalizmin ne kadar ikiyüzlü olduğunu, ne kadar tutarsız olduğunu, emperyalizmin ihtiyaçlarının Kıbrıs'ın yani hem Avrasya coğrafyası hem de Orta Doğu coğrafyası açısından stratejik önemi olan, jeopolitik değeri olan Kıbrıs'ın emperyalizmin
nasıl gözüne kestirdiği bir ada olduğunun açık kanıtıdır. Şu soruya yanıtı mutlaka ortaya koymak lazım. Mustafa Akıncı bu çıkışı neden yaptı? Bir. Yaptığından bizim en büyük Türk büyüklerinin, yani bizi yöneten bu iktidarın haberi var mıydı? Haberi var mıydı, yok muydu? Bakın orada şu soruyu sor. Vardı ise korkunç bir kepazelik, yoktu ise de kepazelik. Yani yoktu ise sen demek ki bu kadar bizim aslında müthiş öneme sahip olan bir adadaki haklarımızı koruyabilme yetisine sahip değilsin, evet, demek. Vardı ise sen bir komploya alet oluyorsun demek. Bunun yanıtını ver. Yoksa ben Mustafa Akıncı'nın bunu daha geçen sene, bir sene bile olmadı, reddettiği şeyi zaten hiç öyle. Ortada fol yok, yumurta yokken Anastasiadis'e çağrıda bulunup kabul etmesinin akla uygun hiçbir tarafı yok. Bu burada bir şey işliyor demek ki. Arka planda bir oyun oynanıyor. Yine sahneye bir oyun konuluyor. Hem de bütün dünya karışıkken. Biz de Türkiye'ye karışık. Bir de bu kadar önemli bir konuda şahsen, kişisel olarak böyle bir inisiyatif alabilmesi çok mümkün değil herhalde. Kesinlikle değil. Mümkün değil diyorum ben. Kesinlikle değil. Mümkün değil. O yüzden bu açığa çıktığı zaman bakalım kimler hangi oyunları oynamışlar. Bu iktidar bunun içinde mi değil mi? Çıktığı zaman neler olacağını. Değil mi? Tabii o milli mi gayri milli mi uygulanan dış politikanın bizim hükümetimiz tarafından bunun genel bir sağlamasını da aslında görmüş olacağız. Onu da içeriyor tabii. Aynen. Yani bugüne kadar biz şunu biliyoruz ki AKP iktidarı dış politikayı adeta değil, yani tamamıyla bir iç politika aracı olarak kullanıyor. İçerideki işte taraftarlarını ya da seçmenlerini konsolide etmek için, sıklaştırmak için, onları böyle daha da kenetlemek amacıyla gündelik gelişmelere göre pozisyon alıyor. Kesinlikle. Bunu biliyoruz. Yani işte güney sınırlarımızın aşağısında işte Suriye'nin Irak'ın içine düştüğü durum, emperyalist Amerika'nın işte oradaki bölmeye, parçalamaya, yeni devletçikler oluşturmaya yönelik politikalarının aslında genel isminin Büyük Ortadoğu projesi olduğunu biliyoruz. Yani şunu da biliyoruz ki zamanın başbakanının, bizim başbakanımızın, ben BOP'un eş başkanıyım. Evet. Dediğini de biliyoruz. Yani o eş başkanıyım dediği Büyük Ortadoğu projesinin aslında bugün yine aynı hükümet ve aynı kişi tarafından karşı çıkılan bir proje olarak ortaya geldiğini de ironik bir şekilde ortaya koymak lazım. Aynen. Şimdi o mudur, bu mudur? Evet. Hani Esed kardeşimden işte katil Esed'e ve katil Esed'e doğru evrilen bir dış politikamız. İşte Kıbrıs'ta sevgili Barış'ın da söylediği gibi ayrıntılarını çok güzel çizdi. Yani oradaki enerji koridorlarının, oradaki enerji hatlarının kaynaklarının ne şekilde bölüştürüldüğü, Türkiye'nin burada nasıl bir pozisyon almaya zorlandığı gizli kapılar ardında hala meçhulümüz. Bunun bir uzantısını görüyoruz. Biraz ileriye gidelim Ege Adaları'na. 18 ada ve kayalıkların, yani Türk toprağı olan bu adaların şu anda hepsinde Yunan bayrağı dalgalanıyor. Yunan askeri ve üzerinde konuşlanmış durumda, hepsi silahlanmış vaziyette ve Yunanistan'ın egemenliği altına sokulmuş durumda. Şimdi bu kadar milli ve milliyetçi söylemler söyleyen, bu kadar ileri hamleler yapan, oraya buraya diye ayar vermeye çalışan dış politikada özellikle hükümetimizin bu konuda adeta ağzını bıçak açmıyor. Yani bir iki böyle hani parlayıp sönen ateş misali, bir iki böyle laflar duyuyoruz ama ne bir nota, ne bir efendim işte buranın Türk toprağı olduğu hatırlatması, buraya asker göndeririz denmesi ve bu konuda bir ileri hamle yapılmasına hiçbir şekilde tanık olmuyoruz. Koskoca Genelkurmay Başkanımız bile biliyorsunuz adaların önünden bir kruvazörle böyle adeta çevresinde dolandı geldi. Fotoğraf çektiricisine döndü, dolaştı, gitti. Çektirdi de zaten. Ve fiili durum değişmedi. Şimdi Orta Doğu'yu yani biraz önce yine ayrıntılı olarak anlatıldı. Fiili durumun bu olduğu kesin. Yani şu anda böyle bir durum var ama ben uluslararası hukuk bağlamında bunun nihai ve bir kesin sonuç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 1948 yılında İsrail, işte 70 sene evvel tam da bugün kurulduktan sonra biliyoruz ki 1967 yılında Doğu Kudüs'ü Amerika fiilen işgal etti.
İsrail fiilen işgal etti. Ve yanılmıyorsam 1980 yılında da ilhak ettiğini, yani Kudüs'le birleştiğini ve tek Kudüs olarak İsrail'e ait olduğunu ilan etti. 1980 yılında o zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararı reddetti. Bu tanımadı, tanımadığını açıkladı. Çok ilginçtir. Mesela Amerika o tarihte Güvenlik Konseyi üyesi olmasına rağmen, ki veto yetkisi olmasına rağmen bu karara karışmadı. Yok saydı. Yok sayarak geçiştirdi. Karşısında durmadı. Yani oradaki veto hakkını kullanmadı. Görmezden geldi. Görmezden geldi. Yani yok saydı. Dolayısıyla şimdi 1980 yılından sonra da oluşmuş uluslararası hukuk alanında da, uluslararası devletler düzeyinde de Doğu Kudüs'ün İsrail'e ait olmadığı, ayrı bir statüsünün bulunduğu ve bu işgalin haklı olmadığı hususunda ortak bir kanaat var. Bütün dünya kamuoyunda değil. Buradan geriye dönerek, işte biraz önce siz de söylediniz, son dönemde Aralık 2017'de sanıyorum yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi her ne kadar bu kararı, Amerika'nın bu kararını reddetmişse de hemen arkasından toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 128 üyenin oyu ile bu kararı kabul etmedi, evet. Reddetti. Evet. Şimdi burada tabii fiili durum bu. Ben bunun sembolik bir aşamada kalacağını, yani bunun arkasından diğer devletlerin de yarışırcasına Kudüs'e büyükelçiliklerini taşıyacağını düşünmüyorum. Ama bunun iki boyutlu olduğunu düşünüyorum Amerika açısından. Birincisi, yine sevgili Barış'ın çok ayrıntılı olarak açıkladığı üzere, detaylarına ben girmeyeyim. İşte İsrail'in güvenliğinin sağlanması, İran'ın önlenmesi, evet, İran'ın bir anlamda Rusya'nın orada daha geniş iktidar alanları yaratmasının önüne geçilmesi, efendim işte Çin'in enerji hatlarının engellenmesi, biz bunu Myanmar'da da Arakan Müslümanlarına yapılan soykırımda da görüyoruz. Dört dörtlük bir CIA operasyonudur. Güneyden, denizden Çin'in enerji hatlarının orada karışıklık yaratılarak engellenmesidir aslında. Bravo. Şimdi bütün bunlar bir dış politika ve dış çıkar üzerinden açıklanabilecek şeyler. Ama bir o kadar önemli benim için Trump'ın Amerika içerisindeki şu anda mevcut çok da sağlam olmayan, aslında sallantıyla geçen iç politika dengelerini de sağlamaya yönelik bir hamle olduğunu da görmek lazım. Peki, çünkü Kasım ayında... Şunu söyleyebilir miyiz? Bu karar Trump'ın kararı mıdır? Bu Amerika'da... Yani Pentagon derin devlet vesaire laflarından çıkıyor. Evet, yani Trump'ın bir kararı olduğu görünüyor. Şöyle görünüyor. Yani Trump biliyorsunuz işte 3 tane yanılmıyorsam hakkında soruşturma var şu anda. 3 soruşturma tehdidiyle karşı karşıya. İşte bu seçimlerdeki Rusya işbirliği vesaire hususlarında hem Senato'da oldukça sıkıntılı günler geçiriyor. Bir taraftan da Kasım ayında Amerika'da 3 alanda biliyorsunuz yine büyük bir seçim yapılacak. Yani Temsilciler Meclisi'nde, Senato'da, işte belirli eyaletlerdeki valilerin seçimleri yapılacak. Trump'ın bu seçimlerden güçlü çıkması açısından, iki hakkındaki bu soruşturmalardan kurtulması açısından ya da lehine bir pozisyon yaratması açısından, içerideki konumunu da güçlendirmesi açısından böyle bir hamlede bulunması. Zaferlere ihtiyacı vardı. Evet, ihtiyacı vardı. Şimdi biraz komplo teorisi gibi olacak ama Amerika'da evangelistlerin, yani Yahudi Hristiyan birliğinden yana olan bir lobinin çok etkin olduğu, işte Yahudi lobisinin çok yine etkili olduğu bilinen bir gerçek. Trump bunlara da adeta bir şey sunarak, bir hediye gibi, yani bir armağan sunarak. Evet, armağan sunarak içeride de durumunu güçlendirmeye çalışıyor. Yani bunun hem içeriyle hem dışarıyla bağlantısının olduğunu düşünüyorum. Ama şununla da bu bölümdeki düşüncelerimi tamamlayayım. Burada da katılıyorum. Şimdi karşısındaki gücün, yani buna muhalif ol, ses çıkarması gereken bu kadar mezalime, bu kadar insan ölümüne, bu kadar oradaki yıkıma ve acıya karşı durması gereken bir
İslam alemini, yani oradaki Müslüman devletleri sözde diyeyim, hiçbirisini de böyle bir konuda bir arada görmüyoruz. Yani o Müslüman İslam ülkeleri birliğinin de koskoca bir yalandan ibaret olduğu, aslında tamamen gündelik çıkarlara ve pozisyon almalara yönelik ittifaklardan kendi grupları meydana için çalışmaya geldiği de çok açık. Yani burada bizim İslam İşbirliği Konferansı'nın başkanı olmamızın pratikte hiçbir faydasının olmadığını da görüyoruz. Hani İstanbul'daki şimdi, toplantıyı gördünüz zaten. Hani madem öyleyiz, madem İslam dünyasında bu kadar etkiliyiz, madem bunun başkanıyız, madem bunun öncüsüyüz, lideriyiz, tırnak içerisinde söylenen bu. Hangi düzeyde katıldıklarını da gördük o toplantıya. Hayır, aynı İslam ülkelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan bir tane var mı? Yok. Bir tane bile yok. Bir tanesine tanıtamamışız. Ama hem de işte, kardeşimiz Pakistan, yani, yok bilmem ne vesaire yani, gibi konuşurken. Yani. Dünyanın gözü önünde de bir taraftan bu katliam yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla yani Bartu'ya da sormak lazım. Şu enerji konusunu soralım mı? Yani şu enerji paydaşları konusunun ne oluyor dünyada? Barış Doster Kıbrıs'tan bahsetti. Evet. Biraz o çerçeveden başlayıp yani neler oluyor? Bizim Akdeniz'i kaybetmemiz olasılığı ortaya çıktı. Abi. Yani enerjide bir kere şöyle. Tabii aslında iktisaden bizim gerçekten şu anda çok zor ve riskli bir durumumuz var. Bir kere onu vurgulamak lazım. Yani güncel ekonomiyi de konuşacağız. Çok sık pek çok gelişme söyleniyor. Yani 2001'deki kriz gibi bir yani krizle karşı karşıya mıyız? Maalesef ondan çok daha derin ve daha çok daha yaygın bir durum var. Yani verileriyle onu anlatacağım tek tek niçin böyle olduğunu ve ne yapmamız lazım geldiğini. Bizim enerji deyince bütün hükümetlerin söylediği şey şu: Türkiye doğalgaz ve petrol yoksunu, onun için dış ticaret açığı da buradan doğuyor. Ancak dünyada yenilenebilir enerji diye bir gerçek var. Güneşle enerji üretmek diye bir gerçek var. Almanya bizden çok daha az güneş enerjisine sahip olduğu halde, yani gün ışığına sahip olduğu halde, enerjisinin ağırlıklı bölümünü güneşten, yani hiçbir masraf harcamadan, hiçbir masraf yapmadan üretebiliyor. Demek ki o zaman bizim ilk önce enerji deyince yapmamız gereken şey, Türkiye'nin şu dört mevsimi birlikte yaşayan ülkede güneşten, rüzgardan, hidroelektrik birazcık var bizde, enerjiyi buralardan sağlarsak eğer, o zaman ki şu anda mevcut enerjiyi maalesef biz tamamını yurt dışından aldığımız doğal gazdan sağlıyoruz. O bağımlılığı kaldırırız. Çok basit. Yani ilk hamle, hani çaresiz miyiz? Ama mümkün petrolümüz mü peki yok. Bu yani? Çok mümkün. Yani o kadar rahat mümkün ki hatta şöyle söyleyeyim, insan gerçekten ülkesi adına çok üzülüyor. Yani biz enerjiyi doğalgaz ve petrolden üretmek zorunda değiliz. Böyle bir mecburiyetimiz yok. Tam tersi, biz müthiş doğalgaz bir fabrikaları bile kurmuşuz. Müthiş bir doğal zenginliğe sahibiz. Güneşten tek başına o büyük dış ticaret açığını kapatabiliriz. Madde bir. Ancak bakıyoruz 15 yılda elektrik üretimine doğalgaza bağlılık %22 oranında yükselmiş. Yani hükümet yetkililerimiz diyorlar ki biz yenilenebilir ve doğal enerjiden enerji üreteceğiz diyorlar. Ama söyledikleriyle icraatları çok farklı. Şimdi bunlar peşi sıra başka şeyleri de doğuruyor tabii. Yani doların yükselmesi, söylediğiniz gibi güncel ekonomi. Şimdi bunlar arka arkaya aslında çok tehlikeli bir tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı. Bakın şöyle. Şimdi 2001'de yaşadığımız bir büyük kriz. %9 küçülmeyle
sonuçlandı ve 2002'de toparlanabildik hemen. Niçin? Bugünden farkı nedir? Bir, bugün bizim sektörlerimiz müthiş borçlu. Yani vatandaşın ilk önce bilmesi gereken şey bu. Şöyle ki, hane halkımız, vatandaşın kredi kartı, tüketici kredisi, araç kredisi, konut kredisi borcu 2003'te 13.4 milyar Türk lirasıymış. Bugün 470 milyar Türk lirası. Of. Bakın 13.4 2003. Aman 2001 Allah. Rakamı 8 milyar Türk lirası. Şimdi niçin 2001 ile o kriz niçin bugün daha derine girmeye başladım? Dikkat edelim. Bir. 8 milyardan bugün gelmiş 470 milyara artış %2120. Bir, hane halkı. İki, reel sektörümüzün borcu. Reel sektör yani bankalar dışındaki sektör. Bakınız 2003'te reel sektörümüz 52 milyar Türk lirası borçluymuş. Türk lirası. Türk lirası. Bugün reel sektörümüz 1 trilyon 154 milyar Türk lirası borçlu. Of, bu kaç? 1 trilyon 154 milyar. Demin hane halkını verdim. Şimdi reel sektörü demek verdim. Yani. Tamam mı? İkinci konu, reel sektör AKP'nin aldığı 2009'daki döviz kazancı olmayanlar da dövizle borçlanabilir kararından sonra reel sektörün döviz açığı yani döviz alacağıyla vereceği arasındaki fark 2006'da 29 milyar dolarken bugün 223 milyar dolara gelmiş. Döviz açığı diyorum size. Yani reel sektörün net borcu alacağıyla vereceği arasındaki fark bu. Ha. Ne saydık? İki sektör. Üçüncü sektörde bankalar. Bankalarda bu borçlanmayı sağlayan bankaların da yurt dışından aldıkları borçları toplayınca Türkiye'nin toplam 450 milyar dolar dış borcu var. Bu bir. Şimdi 2001'deki rakamları ve borçluluğu verdim. Bugün hane halkı, reel sektör ve bankalar çok yaygın ve büyük oranda borçlu. Borcu da dolar bazında. Şimdi hane halkı hariç ama hane halkına o borcu veren banka da yurt dışından borçlanıyor. Onun için 450 milyar dolar bir borç var. Türkiye'nin bir de cari açığı var. Bakın şimdi herkesin sorduğu şey şu. Ya yurt dışından borçlanarak kalkınma iktisadında mümkün değil midir? Mümkündür. İki model var. Birincisi Asya'dan örnek verirsek Güney Kore modeli. Yani yurt dışından giren finansmanı yatırıma yönlendirebilirsiniz. Teknoloji geliştirmeye yönlendirebilirsiniz. Ve bir üretim merkezi oluşturabilirsiniz. Karşılaştıralım. 1960'da Güney Kore'nin kişi başı gayri safi yurt içi hasılası 170 dolarken Türkiye'ninki 506 dolardır. 1960'da Güney Kore'den biz 3 katı daha büyüktük. 1980'de Güney Kore bizi yakaladı, geçti. Biz 1500 dolarda kaldık. Onlar 1700'e geldiler. Ve 2015'te aynı modeli uygulayarak ki detaylarını anlatacağım birazdan. Kalkınma modeli bu. Dünyada kabul edilen model bu. 2015'te Güney Kore 37 bin dolara geldi kişi başı milli gelir. Türkiye 10.000'de kaldı. O da tartışmalı. Ve milli gelirdeki bazı hesaplama uyumlarından hatalarıyla. Orta gelir tuzağındayız. Evet, şimdi üçüncü konu Türkiye'nin her sene önümüzdeki 12 ayda bulması gereken para 228 milyar dolar. Bunun bu her yıl için bunun yani yaklaşık evet, şimdi önümüzdeki hemen. Ha, yani bir ay sonra bak, faiz bak, iniyor, artıyor. Hayır şöyle. Şimdi bir,
aldığımız dış borçların geri ödemesi geldi. Biz aldığımız dış borcu üretime koymadığımız için, dış ticaret fazlası yaratamadığımız için, tamam mı? Biz evet. kendimiz üretip o borcu ödeyemiyoruz. Ne yapacağız? O borcu ödeyebilmek için dışarıdan evet. yine borç alacağız. Bu bir. Ne kadar? 178 milyar dolar önümüzdeki 12 ayda ödemesi gelen borç var. İki, cari açığımız var. Nedir? Cari açık nedir? Cari açık derseniz o da şudur. Cari açık dış ticaret açığından doğar. Yani eğer siz burada üretip, üretimi arttırıp, fabrikaları kurup, eğer dışarıya sattığınız, aldığınızdan fazla olmazsa, dışarıdan daha çok mal alırsanız... Yani ve özetle bu, üretime dayalı bir ekonominiz evet, olursa... Ve hayır, tam tersi olmazsa. Tam tersi olmazsa. Yani diyorum ki size, şimdi siz eğer aldığınız borçla fabrikalar kurmazsanız, üretim yapmazsanız, üretimden yavaş yavaş çekilirseniz yurt dışından ithal etmeye başlarsınız. Yani hane halkınız ve reel sektörünüz bankalardan borç alır, o borçla ithalat yapar. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu aldığı borçla yurt dışında istihdam sağladı. Amerikalıya, İngiliz'e, Çin'e, Alman'a istihdam sağladı. Ama kendi insanına istihdam sağlayamadı. Niçin? Model olarak yurt dışından borçlanıp tüketim modelini benimsedi. Güney Kore ne yaptı? Yurt dışından borç alıp üretim modelini benimsedi. Basit anlatıyorum. Şimdi 178 milyar... İşte ben direkt çözüme gittim. Üretime dayalı ekonomi diyerek yani 178 milyar dolar önümüzdeki 12 ayda vadesi gelmiş dış borç var. Artı dış ticaret açığından doğan cari açık. Var. Yaklaşık 55 milyar dolar da o. Dolar da o. Peki Bartu Soral, Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de. malumunuz. Bugün dedi ki ya bizim ticaret ve ekonomi, yani sizin söylediklerinizin tam tersini söylüyor diyor. Ticaret ve ekonomi alanında parlak bir karneye sahibiz biz aslında diyor. Ve Türkiye Avrupa'nın en büyük ikinci ihracat pazarıdır. Ve toplam ticaret hacmimizde diyor 16 milyar doların üzerindedir. Ama bunun yanı sıra diyor M'ye söylüyor yani İngiltere Başbakanı'na söylüyor. 20 milyar doları da hemen bizim bulmamız lazım diyor. Evet. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu bir kere şunu vurgulayalım. AKP öncesi 15 sene ile bu 15 seneyi karşılaştırdım. AKP iktidarı öncesi 15 yılda toplam cari açık 112 milyar dolar olmuş 15 yılda. AKP iktidarının toplamında 650 milyar dolar cari açık vermişiz. Benzer bir şekilde doğal olarak dış ticaret açığımız da. Yani AKP öncesinde Türkiye yılda yaklaşık 12-17 milyar dolar dış ticaret açığı verirken bugün Türkiye 85 milyar dolar dış ticaret açığı verir noktada. Şimdi onun için bu yurt dışından finansman bulma böyledir. Yani uluslararası sistem size borç verir, para gönderir çünkü ondan faiz alıyor. Onu nereye kullanacağınızla ilgili size baskı yapamaz. Niye? Yapsaydı Güney Kore örneği var, Çin örneği var. Sizin içeride hangi politikaları uyguladığınız çok önemli. Yani siz kaynakları, yurt dışından gelen kaynakları planlı bir biçimde fabrikalara, tarıma aktarıyor musunuz? Aktarmıyor musunuz? Eğer siz tüketime ve ithalata aktarıyorsanız bu sürecin bir sonu vardır. İşte şimdi bugün karşı karşıya geldiğimiz durum bu. Doları durduramıyoruz. Türkiye'nin 228 milyar dolar ihtiyacı var. Merkez Bankası'nda nakit
rezerv olarak sadece 35 milyar dolar var. O da bize ait zaten. Ya şöyle. Bartu Soral bir katkı yapmak istiyorum. Buyurun. Hem de izleyicilerimizin de gözünde daha rahat da canlanabilmesi için. Bugün bir yerde okudum, notlarımın arasında da var. Diyor ki son 10 günde reel sektörde 42 milyar TL ek yük geldi. Ek yük bindi. Dolar kurundaki bir kuruşluk artışı baz alıyor. TL cinsinden baz alıyor. Bunun diyor 10 gün içinde reel sektöre, demin bahsettiği için Bartu Soral söylüyorum, 2.1 milyar TL ek maliyet getirdiğinden bahsediyor. Sadece 10 günde bu. 10 günde 42 milyar hop şundan bir ötürü, yük daha. Şundan ötürü demin söyledik, reel sektörün 228 milyar dolar net döviz borcu var. Piyasada dövizin fiyatı yükseldikçe özel sektör gidip o borcu ödemek için döviz alıyor ya, döviz her gün yükseldiğinde zarar yazıyor, kambiyo zararı. Ve her kambiyo zararı yazdığında özel sektörün bilançosu bozuluyor. Bozulan bilançoda özel sektör ne yapar? Bir, yatırım yapmaz. İki, elemanların maaşlarını dondurur. Üç, eleman çıkartmaya başlar. Yani kaygı artmış demek anlamına geliyor. Şimdi bakın, eleman çıkartmaya başlar ve işsizlik yaygınlaşır noktasında, hı hı, Türkiye'de faizler son bir ayda %2 oranında arttı. %15'lere geldi. Şimdi bu yüksek faiz AKP'nin uyguladığı kalkınma değil, kalkınmama, tüketme ve borçlanma politikasının sonucu ve bu işsiz kalmaya aday olan insanlar, hane halkı unutmayın borçlu. Söyledim, 470 milyar Türk lirası borç var ve bunun 300 milyar Türk lirası kredi kartı ve tüketici kredisi borcu. Yani insanlar hayatlarını döndürebilmek için bankalardan borçlanıyorlar, kartı kapatıyor ve bu insanlar şu anda işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya ve Türkiye'de ayrıca da çok ciddi bir işsizlik var. Yani bugün maalesef karşı karşıya kaldığımız sorun öyle Cumhurbaşkanı'nın biz iyi gidiyoruz, şuyuz, buyuz, zuyla maalesef geçiştirilebilecek durumda değil. Durum fevkalade ciddi. Ülkenin her kesimini, sanayi kesimini, memurları, işçileri, iş adamlarını, yani AKP'nin o birinci çemberindeki rantiye sınıfı hariç, o inşaatlardan paraları kazanıp istifleyen grup hariç, çünkü biz maalesef 15 yılda 2002'de 115 milyar dolar olan borcu bugün 450 milyar dolara getirdik ve bu borçla biz sadece inşaat, yol, köprü, benzeri şeyler yaptık. Bunlarla övündük ve şimdi yolun sonuna yaptık da ne geliyoruz. Oldu? Onların hiçbiri bakın, satılamıyor. Çoğu banka borçlusu. Belki çoğu bankaların olacak çünkü o krediler ödenemiyor. Doğru. Maalesef şu andaki onları da çok belki söylemek istemiyorum. Çünkü bankaların kredi geri dönüşlerinde problem var. Tahsil edilemeyen krediler artıyor. Fakat iktisat farklıdır. Temkinli olmak lazım. Yani her konuştuğumuza dikkat etmemiz lazım. Bir cümle alayım, reklama gidelim. Onu İkinci söyleyeyim, bölümde onu söyleyeyim. Devam edeceğiz. Bunu çözmenin yolu var. Sonra bunu tamam, sakince anlatalım ki herkesi tamam, de bir onun detaylarını da anlatalım. Herkesin üzerine ne düşüyor, neler yapılabilir, evet, ne önlemler alınabilir en azından bundan sonrası için. Sevgili izleyiciler, biz araya gidiyoruz. Dönüşte tam kadro sizlerle yeniden birlikteyiz.